Nihayet sonunda geldin Akıncı. Hocam! Hayır! Hocam! Geç kaldın Akıncı. Kertenkele öldü. Şimdi ölme sırası sende. Kimseyi öldürmeyeceğime yemin etmiştim ama şimdi bu yeminimi bozuyorum. Seni geberteceğim adi herif. Gördüğün son insan ben olacağım.
Nicabi aç artık şu telefonu ya, aç. Allah'ım, yoksa ona bir şey mi oldu ya? Allah'ım, ne olur koru onu. Ne olur bana yardım edin. Bulun Nicabi'mi. Arkadaşınızı en son ne zaman, nerede gördünüz? Bakın size şöyle anlatayım. Biz Hicabi'yle sözlüyüz. Tam bu sokakta beraber yürüyorduk. Hicabi'ciğim, sizinkiler beni ne zaman istemeye gelecekler? Bayramdan sonra istemeye gelirler. Yani ben onlara öyle söyleyeceğim. Gerçekten mi? Ya ben şimdi çok heyecanlandım. O zaman annem yurt dışında. Ona da söyleriz o zaman, gelir. Olmaz mı? Tabii ki gelir. Allah'ın izniyle bütün aileyi bir araya toplar, düğünümüzü yaparız. Ya budak mısın sen? Hicabi, ne oldu? Niye durdun? Gizem! 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 Burada kal, tamam mı? Hicabi, nereye gidiyorsun ya? Beni burada yalnız bırakma! Hicabi! Hicabi! Oldu işte. Ne olur yardım edin, bulun Hicabi'mi. Merak etmeyin. Arkadaşınıza ulaştığımızda size hemen haber vereceğiz. Fakat siz de Akıncı'yı görürseniz hemen bize haber verin. Cevher abi. Korkma kızım, korkma. Allah'ın izniyle Hicabi'ye hiçbir şey olmamıştır. Akıncı kurtarmıştır onu. Ulan uçak var ya, Hızır gibi. Kimin ihtiyacı olsa hemen yetişiyor ya. Üzme kendini yavrum. Alo? Alo Gizem. Benim Hicabi. Hicabi? Hicabi mi? Hicabi sen neredesin ya? Sana bir şey oldu diye öldüm korkudan. Korkma korkma Gizem, ben iyiyim. Sen nasılsın? Akıncı'nın sayesinde iyiyim. Polislerin dediğine göre silahlı adamları o etkisiz hale getirmiş. Biliyordum. Biliyor muydun? Neyi biliyordun?
Yani Akıncı'nın bize kurtaracağını biliyordum. Yüce abi, beni burada yalnız başıma bırakıp nereye gittin sen? Ben yardım getirmeye gittim Gizem. Bir daha beni yalnız bırakıp hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı Yüce abi? Tamam Gizem, tamam. Yüce abi, sen iyisin değil mi canım? Bir şeyin yok değil mi? Ben iyiyim. Ama... Ama ne? Zehra... Zehra mı? Zehra pek iyi değil. Zehra'ya ne olmuş ki? Her yeri yanmış. Ne? Olamaz. Kızım, gel böyle. Bu Kızıl Ejder var ya, ölüm listesindeki herkesi öldürmek istemiş. İnşallah Zehra'ya bir şey olmaz. İnşallah. Geç böyle kızım. Ne var? Abi dur. Ula bu uşak ne zaman çıktı hastaneden? Bilmiyorum ki abi. Abiler, kardeşimi gördünüz mü? Yok, biz kertenkeleyi görmedik. Ulan inşallah kardeşime bir şey yapmamıştır. Önüne geleni doğuruyor şerefsiz. Kara Kemal'le Melis'in arabasına da bomba koymuş. Ne? Ölmüşler mi? Hadi, hadi hemen. Bin uşaklara ben. Geç uzun boy. Yavaş. Geç öyle. Abi ben de gelebilirim. Gel. Şevket sen de gel. Geç öyle sen. Geç. Hadi Erol. Dikkat et. Yavaş. Melis, iyi misin? İyiyim Kemal. Çok korktum yalnızca. İkimizin de hayatını kurtardın. Ya bu kertenkele niye böyle bir şey yapar ki? Aklanmamış mıydı bu adam? Niye gidip insanı öldürüyor ki? Ay eniştem, zavallı eniştem ya. Of! Melis. Ben seni kertenkelenin Zehra yüzüğü gibi asla üzmeyeceğim. Ve seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Melis, atla bomba. Melis, bomba atla. Melis, atla dedim sana. Bomba atla.
bu? Adlı bir şey yap. Yardım edin. Beni. Oğlan! Oğlan! Melis! Oğlan! Melis! 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 Kızım aç gözlerini Melis! Oğlan! İnşallah bir şey olmamıştır! Oğlan! Melis kızım aç gözünü! Melis! Oğlan! Allah'ım onu bana bağışla! Melis! Allah'ım onu bana bağışla! Melis! Baba. Şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım. Baba. Melis nerede? İyi mi? Melis. 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 Aç gözünü bir tanem aç. Melis. Melis. Aşkım. Sen benim hayatımsın Melis. Sen olmasan ben zaten yaşayamam ki. Melis. Melis iyi misin? Çok korktum bir tanem. İyisin değil mi aşkım? İyiyim anne. İyiyim merak etme. Oğlum. Oğlum şükürler olsun. İyi misin oğlum? İyiyim babaya. Geçmiş şey olsun. Sağ ol babam. Melis geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun Kemal. İyi ol, misin oğlum? Ha? İyi misin? İyiyim, tut gibiyim. Sağ ol. Doktor. Nedir durumları? Nasıllar? Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. İkisi de gayet iyi. En kısa zamanda taburcu edeceğiz. Size de geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Aslan oğlum Melis. Aslan oğlum. Anne. Anne bunu bize kim yaptı? Kim olacak? O karaktersiz kızıl ejder. Peki ne istiyor bizden? Anne. Anne ne oluyor? Melis. Zehra. Anne ne oldu Zehra'ya? O adi mahluk Zehra'ya tuzak kurmuş. Ne? Ya nasıl olur bu? İyi mi Zehra? Zehra'yı deniz kenarında yanan bir deponun içinde bulmuşlar. Ölmek üzereymiş. Hayır olamaz ya. Tamam, tamam bir tanem. Tamam, şimdi o da bu hastanede, ameliyatta. Dua edelim bir şey olmasın. Anne, Allah'ım nedir bu başımıza gelenler ya? Ya sen şu haysiyetsiz, karaktersiz, namussuz, şerefsize baksana ya. Herkesin canına kastetmiş bu adam. Tamam oğlum, tamam. Sakin ol, sakin ol, tamam. Ya, peki. Tülin Hanım, kertenkeleden bir haber var mı? Polis bir şey söylemedi. Bilmiyorum. Ama Akıncı ve Ejder'in eşyalarını denizde bulmuşlar. Ya aralarında bir boğuşma geçmiş ve hep birlikte denize düşmüşler. Peki o Ejder ölmüş mü? Bilmiyorum. Ama inşallah gebermiştir. Yok. Yok Tülin Hanım. Ona hiçbir şey olmasın. Ona hiçbir şey olmasın ki onu kendi ellerimle öldüreyim.
Ejder bu. Yaşı ölmemiş. Patronu hemen alıp götürmemiz lazım. Polisler her an gelebilir. Arkadaşın iyi olacak. Erol. Zehra için sen de dua et. Ediyorum abi. Nasıl ediyorsun? İçimden ediyorum abi. Dışından da et. Hep içinden etme. La havle. Oku da dinleyelim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetullahi'l-Aleyhi. Benim kardeşim nerede? Henüz bize bir haber gelmedi. Nasıl gelmedi? Arkadaş sen kardeşim... Sen kardeşim kim olduğunu biliyor musun? Hicabi? Hicabi nerede kaldın sen ya? Geldim işte Gizem. Zehra'nın durumu nasıl? Çok korkuyorum Hicabi. Hala ameliyatta. Ya ona bir şey olursa? Korkma. Korkma, dua et. Allah'ın izniyle Zehra'ya hiçbir şey olmayacak. İyileşecek inşallah. Gidiyorum. Hastayı kaybediyoruz hocam. Direktöre şoku hazırla. Anne ne olur Zehra'ya bir şey olmasın anne. Tamam bir tanem benim tamam. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey ağlama artık anne. Yeter ya. Doktor, Zehra'nın durumu nasıl? Yaşıyor mu? Doktor, bir şey söylesenize. Ne oldu doktor? Doktor, ne oldu? Ya konuşsana doktor! Başınız sağ olsun. Zehra Şanlı'yı kaybettik. Abi, Zehra ölmemiş değil mi abi? Abi niye ağlıyorsun? Abi bana yaşıyor de ne olur. Abi, Cevher abi bir şey de ya. Mukadderat uşağı, mukadderat. Abi ne mukadderat, sen ne diyorsun ya? Daha kardeşimle evleneceklerdi ya. Takdir ilahi. Rabbim öyle istedi. Zehra. Zehra. Gitme ne olur Zehra.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratin müstakim. Tenzilel aziz. Kimsin sen Akıncı? Selam ortak. Aleyküm selam. Ne iş? Canın mı sıkkın? Ya inanmıyorum sana ya. Yine mi Akıncı? Ya adam öldü gitti. Neyin peşindesin sen? Kapat artık bu defteri. Bak, Akıncı'nın kim olduğunu öğrenenler öldü. Dikkatini çekerim. Hayalet, Sokrat, Ünsal komiser. Hepsi öldü. Bak, seni de kaybetmeyelim sonra. Yemin ediyorum. Gerçekten merak ediyorum ya, Murat komiser. Neyin peşindesin sen? He? Neyin peşinde olacağım? Ejder'in peşindeyim. Ya yine mi Ejder kardeşim ya? Öldü gitti ya. Neyini kurcalıyorsun ben anlamıyorum ki. Benim adım Murat komiser. Hiçbir suçlu kendini öldü gösterip de beni atlatamaz. Vallahi ben sana anlatamayacağım. Yani dinlemiyorsun da zaten. Bak. Sen buraya gelmeden önce Levent komiser diye bir arkadaş vardı. O da senin gibi böyle Akıncı'nın, Ejder'in, Kertenkele'nin peşine düştü. Sonra kafayı tırlatıp tayinini istedi, vın. Yani buradan bakınca sen de onun yolunda ilerliyorsun. Akıncı onun kim olduğunu biliyor. Ya kime konuşuyorum ben? Akıncısı mı kaldı artık? Öldü gitti hepsi ya. Kertenkele, Akıncı, Ejder. Öldüler. Nereden biliyorsun öldüklerini? Ha? Cesetlerini bulamadık ki. Denizden bunların kıyafetleri çıkmadı mı? Çıktı. Bu Akıncı ile Ejder'in böyle kılıcını çıkarmadık mı denizden? Çıkardık. Ha diyorsan ki yani şimdi bunların cesetleri... Ya 2 yıl olmuş. Ceset mi kaldı ortağım? Sorun değil.
Ejderi Akıncı olmadan da bulacağım. Sırf merakımdan soruyorum. Nasıl? Maskeli kız. Maskeli kız. Yok artık ya. Ya bunu nasıl bağladın oraya? Ya nasıl yok artık ya? Nasıl yok artık? Hayır, ne zaman Ejder'in peşine düşsem karşıma bu kız çıkıyor. Bununla kesin bir bağlantısı olmalı. Yoksa niye Ejder'in peşinde olsun? İntikam için. Ya, ne intikamı? Saçmalama Allah'ını seversen. Ya sevgilisinin intikamını alıyor işte. Ejder bunun sevgilisini öldürmedi mi? Ne diyorsun? Sen anlamadın mı? Ya bu maskeli kız şey olmasın bu. Ne olmasın? Zehra Şanlı. Zehra Şanlı. Olmaz mı? Olamaz. Olur olur. Olmaz. Nereden biliyoruz? Gözlerimizle mi gördük? Ha? Saçma sapan konuşuyorsun ya. E kız öldü, nasıl olsun? Bu dünyada neler oluyor ortağım, neler? Mevzular çok derin. Bak, bu Zehra Şanlı intikam almak için yüzünü değiştiriyor. Şimdi diyeceksin ki, madem yüzünü değiştiriyor, niye o zaman maske kullanıyor? Şimdi bu kısım benim de bir tık kafamı kurcalıyor. Çözemediğim bir bölüm. Ama halledeceğim. Sen çok film izleme, kafanda kurcalanmasın, tamam mı? Ya kardeşim ne filmi ya? Hayatımız film olmuş bizim ya. Her gün bir filmin içindeyiz. Gel. Amirim, maskeli kız. Sarıyer civarında MOBESE'ye takıldı. Kolay gelsin İlhan Baba. Sağ ol amirim. Nerede bu zilli? Neredesin maskeli kız? Maskeli kız. Bakayım. Aa, öndeki aracı takip ediyor. Neresi burası? İlhan Baba be, bir tık büyütsene, hiçbir şey göremiyorum ben. Burası Sarıyer civarı. Orta Çeşme burası. Evet amirim. Sonunda elime düştün maskeli kız. İyi, kolay gelsin. Arayacağım amirim ben seni ha. Arayacağım. Soruyorum. Kızıl Ejder nerede? Bilmiyorum.
Niçin arıyorsun Ejder'i? Öldürmek için. O zaten kaç sene önce öldü. Madem Ejder öldü, o adamlar tam ötecekken niye öldürdün onları? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Maskeli kızın yol üstünde eski bir kağıt deposuna girdiğine dair ihbar aldık ortak, tamam? Anlaşıldı ortak. Evet, hadi Kenan abi. Maskeli kızı yakaladığımda elimde sen de olacaksın Kızıl Ejder. Geberteceğim seni. Bu maskeli kızın motor. Ortak, ben burayı biliyorum. Buranın bir de arka çıkışı var. Ne yapalım? Sen arka çıkıştan git. Tamam. Tamam. Dikkat et. Siz de Yılmaz komiserinizle gidin. Hadi. Polisler burada. Seni de Ejder'i de geberteceğim. Bekleyin beni. Boşuna koşuyorsun. Elimden kurtulamayacaksın maskeli kız. Ne haber? Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana lan motoru. Polis yok mu? Merak etme, polisim ben, yakalayacağım onu. Bittin kızım sen, bittin kızım sen. Dilime imanıma bittin, bu sefer kaçamayacaksın benden.
atlattık galiba. Sen kimi atlattığını sanıyorsun, sokak kedisi? Ejder'in hesabına mı çalışıyorsun? Konuş. Konuşsana kızım, dilini mi yuttun? Bak, kadına şiddete karşıyım diye bir şey yapmıyorum. Kafamın tasını attırma efendi ol. Bittin kızım sen. Artık kaçacak yerin kalmadı maskeli kız. Ejder'in nerede olduğunu söyle çabuk. Onun hesabına çalışıyorsun değil mi? Çıkar şu maskeni de yüzünü görelim. Ne yapıyorsun sen, manyak mısın? Ejder'in yerini söylemeden ölürsen diriltir, bir daha öldürürüm seni. Yeter. Yine kaçırdım elimden. Sorma ortak. Maskeli kızı son anda kaçırdım elimden. Kavaklı sokaktayım. Gel al beni buradan ya. Tamam. Ah! Vicdansız ya. Bileğimi kırıyordu ya. Ejder'in hesabına çalıştım sanıyor. Gerizekalı, senin yüzünden Ejder'in yerini öğrenemedim. Bir daha karşıma çıkarsan bu senin sonun olur komiser. Kolay gelsin yakışıklı. Ortak. Depoda yakaladığımız adamları karakola yolladım. Hadi gidip öttürelim şunları. Boşuna ümitlenme. Konuşmazlar. Konuşsalar bile hiçbir şey bilmiyordu onlar. Fakat maskeli kızla kılıçlı kadını yakalayabilseydik her şey çok farklı olurdu. Demedi deme ama bu kızın Ejder'le bir bağlantısı var ama ne? Çok açık. Kertenkelenin intikamını almak istiyor. Ya ortak, Zehra bu, Zehra. Ya niye inanmıyorsun bana? Bak, bu kertenkele ile Zehra birbirlerine çok aşıktılar usta, çok. Ejder kertenkeleyi 2 yıl önce öldürünce mevzu orada bir karıştı. E yeter. 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 Dinlemek istemiyorum artık bu deli saçmalarını.
Zehra öldü diyorum. Neden anlamıyorsun? Öldü. Ortak bilmiyorum da ben ne zaman bu konuyu açsam sen böyle bir inceden atar yapıyorsun. Hayırdır? Açma o zaman sen de konuyu. Tamam. Tamam ya. Açmayız. Allah Allah. Maskeli kızın yüzünü gördün mü? Görmedim. Nasıl göreyim? Maskesi var kızın. Yüzünü nasıl değiştirdi acaba? Ben çok merak ediyorum usta. Tıp çok ilerledi. Surat bu ya. Oğlum sen manyak mısın? Gıcık mısın sen ya? Sen beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun? Ya ne yaptım ben şimdi? Bak bir de soruyor. Biraz önce açma demedim ben sana o konuyu? Tamam ya, açmam. Bir daha sen istesen de açmam ben bu konuyu. Bir şey diyeceğim ama sen de çok merak ediyorsun o maskenin altındaki yüzü. Ediyorsun usta, gözlerinden okuyorum o merakını. Etmiyorum Yılmaz. Etmiyorum, anladın mı? Hiçbir kadının yüzünü de merak etmiyorum. Bitti. Ya etmiyorsan etme ya. Bana ne? Allah Allah. Nereye gideceksin sen? Otele mi? Otele. Çok yorgunum oğlum. Yani niye otel köşelerinde sürmüyorsun ki usta? Gel mahallede sana şöyle güzel bir ev tutalım. Takılırız hem beraber. Tamam. Yarın konuşuruz. İyi sen kullan şu arabayı da ben... Tamam geç seni bırakacağım ben. İyi. Bak kapıyı açalım. Kızıl Ejder yaşıyor. Malikaneye gidip onları korumam lazım. Tehlikedeler. Evet. Zeynep Şanlı kimliğiyle gireceğim. Bütün detaylarını biliyorum. Sorun çıkmayacak. Merak etme, tamam. Sonunda yakalayacağım seni. Bülbül gibi üttüreceğim seni. Ejder'in yerini söyleyeceksin kızım. Ejder'in yerini söyleyeceksin. İntikamını alacağım bir tane. Seni benden alandır, toprağa gömeceğim. Söz veriyorum. Söz. Akıncı. Neredesin? Ölmediğini biliyorum. Sana ihtiyacım var. Bunu sensiz başaram. Çok mutluyum. Ya Yiğit abi. Ben çok heyecanlıyım. Yarın beni istemeye geliyorsunuz. Sonunda oldu ya. Evleniyoruz sonunda. Hala inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum ama Allah'ın izniyle evleneceğiz. E tamam o zaman. Ben şimdi eve geçeyim. Erkenden uyuyayım.
Sen de eve git bak, erken uyuyor. Uykunu al. Uyumadan önce de bana bir fotoğraf gönder. Tamam mı Fıdığım? Fotoğraf mı? Hı hı. Tamam, sana bir öz çekim yaparım. Öz çekim? Ha, selfie. Tamam, fark etmez. Aynı şey. E, görüşürüz o zaman. Tamam. İyi geceler. Hoşça kal. Sizi kurtaramadım. Vay vay vay. Saray yavrusu mübarek. Evet Zeynep Şanlı. Yeni evine hoş geldin. Yanlış giyinmedik umarım. Bulduğum en hanımefendi kız kıyafeti buydu. Bir pot kırmadan kapağı şu eve atalım. Evet, madde bir. Zeynep Şanlı hanım hanımcık, nazik, kırılgan, çıt kırıldım bir kız. Aynen öyle olmalıyım. Buyurun, kimi aramıştınız? Merhaba, ben Zeynep Şanlı. Zeynep Şanlı? Önce şu saçı sakalı bir kes. Bir adama benziyor. Sen seni misin nesin? Senin gibi de ne verecek elim yok benim. Meczup bu ya. Vermezsen verme. Sanki senden ev tutan mı var? Bak hala konuşuyor. Serseri. Sen de kimsin? Öğrenci misin? Hayır. Tak 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 tak. Otur dedim ben sana ya. Askerliğini yaptın mı? Evet.
Sen şimdi bedelli yapmışsındır. Bak baştan söyleyeyim. Bedelli askerlik yaptıysan ev yok sana. Bedelsiz yaptım. Ha. Aferin. Demek bedelsiz yaptı. İyi. Bekar mısın? Evet yani henüz fırsat bul... Ne demek fırsat bulamadım ya? Ne demek fırsat bulamadım? İnsanın başına gökten evlilik mi düşecek? O fırsatı kendin bulacaksın. Yoksa sen eve karı falan mı atacaksın? Ama ayıp oluyor eve karı atmak falan. Tut! Ben senin gibileri bilirim. Hayır, nereden bileceksiniz? Beni ilk defa görüyorsunuz hayatım. Sus! Konuşma! Ben anlarım. Adamın gözüne baktığım zaman ben o kişinin ne olduğunu anlarım. Sen çapkın birine benziyorsun. Ben bekara ev vermem. Hayır amcacığım, ben çapkın olmayan bekarlardanım. Ben anlamam, kalk evlen öne gel o zaman hadi. Ya biraz anlayış gösterseniz, biz de istiyoruz evlenmek de mesleğimiz gereği evlenemedik. Ne yapalım şimdi? Mesleğin ne senin? Polisim ben, Murat Komiser. Polis mi? Bir evladım, başta söylesene polis olduğunu. Polisler bizim baş tacımızdır. Sana evlerin en güzelini vereceğim. Sana ev vermeyi de kime vereceğiz ya? Otur evladım, otur, otur, otur rahatına. Sağ ol. Sana mahallenin en güzel evini vereceğim. Bizim Hicabi var, müezzin. Onun alt katı boş. O daireyi sana vereceğim. Hem Hicabi'den şu evlilik konusunda biraz feyiz alırsın. Hicabi'ye de bugün ailesi Türkiye güzelini istemeye gidiyor. Ben anlamadım ki. Müezzin, Türkiye güzeli. Ev tam sana göre. Dayalı döşeli. Çok seveceksin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gelmiyor musun? Bak başka talipler var. Onlara verelim evi. Hadi tutacaksan çıkalım. Hadi bakalım buyur geç. Melis şeyi hatırlıyor musun? Neyi? Küçükken sen, ben, Zehra oynuyorduk. Sen kafanı şuraya vurmuştun. Ben? Hatırlayamadım ama. Nasıl hatırlamazsın? Çok ağlamıştın. Bir dakika. Hatırladım galiba. Hatta annem Zehra ve sana bayağı bir kızmıştı. Hiç unutur muyum? Ay yok canım, kızmamışımdır. Azarlamamışımdır yani. En fazla belki dikkat edin demişimdir. Ya çok enteresan, işe baksana. Üstünden onca yıl geçiyor ve biz hala bu anımızı hatırlayabiliyoruz. Helal olsun. Zeynepciğim, sen Almanya'da böyle her şeyini bırakıp birdenbire niye buraya geldin? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Çok özledim buraları. Dönmeyeceğim Almanya'ya. Nerede kalmayı düşünüyorsun peki? Yani sizin için de bir sakıncası yoksa ben burada sizinle kalmak istiyorum. Ya ne sakıncası olabilir ki? Ya tabii ki de kalabilirsin. Ben çok mutlu olurum. Temiz bir mahalledir. Sakin bir yerdir. Evet, ev burası. Seni Hicabi'nin alt katına yerleştireceğiz. Gel bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Harika. Hadi bismillah, gel bakalım. Buradan Hicabi'nin kata çıkıyorsun. Burası da senin daire. Gel bakalım. Hadi bismillah. Evet. İşte burası evin salonu. Kısmen dayalı döşeli gördüğün gibi. Eşyaların, mutfağın, yatak odası.
Televizyon bile var ya. Daha ne olsun? Çok güzel. Gel bakalım. Yatak odası da bu tarafta. Buyur. Gördüğün gibi pırıl pırıl. Daha yeni badanası boyası yapıldı ha. Tertemiz. Belli. Eğer beğendiysen hemen sözleşme yapalım. Ha yok beğenmedim diyorsan. Sırada bir sürü insan var. Onlarla sözleşme yapalım. Olur biter yani. Otur otur Azmi Bey. Otur beğendim. Heh. İyi. O zaman ne yapıyoruz? Sözleşmeyi yapıyoruz. Yapalım. O zaman... Ben sana odanı göstereyim. Hadi gel Zeynep'ciğim. Tanıştırayım. Kuzenim Zeynep Şanlı, Almanya'dan geldi. Melahat ve Nurayat, üvey kardeşlerim. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum bu arada. Neyse Zeynep'ciğim, gel odana çıkalım biz en iyisi. Tünlü anneciğim, kim bu kız? Almanya'dan bir akrabamızın kızı. Ailesiyle uzun zamandır görüşmüyorduk. Aramız bozuktu. Bu kız niye böyle başına buyruk çıkıp gelmiş ki? Onası babası yok muymuş bunun? Annesiyle babası ayrılmış. Bildiğim kadarıyla Zeynep ailesiyle pek görüşmüyordu. Ne bileyim. Ay canım. Üzüldüm ya. Ay kızım sen de her şeye üzülüyorsun. Tünlü anneciğim neden gelmiş bu kız? Sence? İpini koparan herkes bu eve geliyor çünkü. Şuna bak, uyuz kadın. Babalığımın paralarını yiyip yiyip bir de bize laf sokuyor. Babam da bula bula bu cadalozu buldu. Burası Zehra'nın odası. Onu kaybettiğimizden beri burada kimse kalmamıştı. Artık sen kalacaksın. Neyse, sen şimdi dinlenmene bak. Yemekte görüşürüz, olur mu? Burada 100 lira yazıyor. Bir yanlışlık var sanırım. Yanlış falan değil. 100 lira. Evet 100 lira. Depozit falan da istemiyorum. Nasıl olur ya? Ya basbayağı olur işte ya. Allah Allah. 100 liraysa 100 liradır. Bak ben polisleri çok severim. Onlar benim baş tacım. Sonra ya ben insan sarrafı oldum. İnsana bir kere bakınca onun ne olduğunu hemen anlarım. Sen insanın hasısın. Seni çok sevdim. Eyvallah. Hadi eğer tamamsa her şey imzaları atalım. Tamam sıkıntı yok. Buyur. Şurası değil mi? Hı -hı. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu da evin anahtarları. Bu dış kapının, bu da iç kapının anahtarı. Yok. Bu dış kapının, bu iç kapının. Ama her neyse ya denersin işte hangisini iyi açıyorsa ya. Allah Allah. Hadi. Tamam. Ha, ne diyeceğim? Bu öğlen de bize yemeğe gel. Davetli misin? Yok sağ olun. Şey yani başka sefere inşallah. Olmaz ya olmaz. Ben gel dediğim zaman geleceksin. Davetli misin diyorum ya. Hem benim oğlum da polis komiser. Yemekte onunla da tanışmış olursunuz. Değil mi? Peki. Bu da kartım. Üstünde adresim var. Bulut Malikanesi.
Görüşmek üzere. İki anahtar unutma. Hangisi açıyorsa onu denersin. Deniz, hadi hoşçakal. Deniz. Kalemi unuttu ya. Bak buna da takar şimdi bu adam. Hay Allah ya. Kalemim yedirmem. Hay Allah. Ya ne iyi oldu buraya geldik be. Allah. Otel köşelerinden kurtulduk ha. Ben o çocuğu istemeye gitmem. Ya niye böyle yapıyorsun baba? Son anda vazgeçilir mi? Ne oluyor ya? Ya sırf bu çocuk o kızla evlenmesin diye biz İstanbul'a taşınmadık mı? Şimdi o kızı mı istiyoruz? Ne yapalım Sami Efendi? Ha engel olamadık bu uşağı da. Ne demek? Engel olamadık diye ha kendi ellerimizle mi evlendireceğiz? Ne yapıyorsun sen? Giydiriyorum baba. Ha bunun peşik kertmesi vardır da. Söz verdik. Sözümüzden dönemeyiz. Bize yakışmaz. Ben onu peşik kertmesine vereceğim. Ya peşik kertmesi mi kaldı baba? Yapma. Ben Gizem'le evleneceğim ben biliyorsun. Ben o kızı istemeye gitmem o kadar. Baba, anne. İki sene. Tam iki sene size ayıp olmasın diye bekledim. İki sene gönlünüz razı gelsin diye bekledim. Şimdi Gizem'i istemeye gidecekken senin vazgeçmen caiz midir? Caizdir de, caizdir de. Allah Allah ya, Allah Allah, Allah Allah ya. Ya anne, bir şey de babama. Ama oğlum, Meryem'e ayıp olmayayım mı? Ha? Meryem senin hem teyze kızın hem beşik kertmendir. Böyle olmaz, yüzüstü bırakılmaz da. Ya anneciğim sen yapma bari. Asiye, ha bu uşağın kafası almıyor da. Ya o Türkiye güzeli müdür ne zıkkımsa ha buna büyü yapmış da. Haşa, tövbe tövbe. Ne büyüsü baba? Büyü tabii. Büyü olmasa sen bir kız için ananın babanın sözünden çıkacak uşak değilsin. Ya baba anne, kaç kez konuştuk bunları. Ya ben Gizem'le evleneceğim. E tam Gizem'i istemeye gidecekken yaptığınıza bakın. La oğlum bu kız sakar. Öldürür seni. Abi niye bana öyle bakıyorsun? Ben bu konuda anneme hiçbir şey söylemedim. Yemin et. Ben öyle olur olmadık yere yemin etmem. Anladım. O zaman ben tek başıma gidiyorum istemeye. Abi dur. Abi dur bir dakika dur. Anne baba ne yapıyorsunuz siz abime kız istemeye tek başına mı göndereceksiniz? Tek başına nereye gidiyorsun? Eşek sıpası. Sıpa. Sami efendi yalnız bırakmayalım uşağı da o Türkiye güzelinin evinde ezmesinler uşağımı. Benim uşağımı kim edecekmiş? Ha? Ben uşağımı ezdirir miyim? Arkadaş nereye geldik ya? Ay nereye geldik ya? Nerede kaldınız lan sığırlar? Hicabiye kız istemeye gideceğiz. Sizin yüzünüzden geç kalmak istemiyorum. Kenan abi, bizim küçük bir işimiz var. Bize biraz müsaade etsen ha? Ne işiniz var oğlum? İnce iş abi, ince. Ulan oğlum, ben size demedim mi Azmi'nin kızlarından uzak durun diye, he? Abi, biz şimdi sana ne Azmi ne de kızları dedik. Sen nereden anladın ya? Ama çok güzel kızlar abi. Birbirimizi de çok seviyoruz söylemesi. Kenan abi, sevenleri ayırmasan ya, he? Ulan oğlum, sizi bir daha Azmi'nin kızlarının etrafında görürsem... ondan önce ben vururum sizi. Uğraştırmayın beni şu Mecnun'la ya. Geri git lan. Asiye, bak ben geliyorum ama o kızı istemem. O kızı sen isteyeceksin, ben vebale giremem. Olur mu öyle şey Sami Efendi? Hakkızı damadın babası üstü. İşte ben de onu söylüyorum da. Ben istemiyorum. Ben de istemem. Kusura bakmayın, ben hiç isteyemem. Ya yetti, ben isterim o zaman.
Selamun aleyküm. Sami efendi. Hadi acele edelim. Kadir baba bekletilmeyi hiç sevmez vallahi. Başlarım Kadir'inden Kenan. Benim zaten cinlerim tepemde. Hayırlı olsun. İnşallah kızı verirler. Hemşerim, sen kimsin? Benim evimin alt katında ne arıyorsun? He, ben Murat. Yeni taşındım. Öyle mi? Hoş geldin, hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Sağ olun. Size de Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hadi hadi, geç kalmayalım, gidelim. Hadi yürüyün lan. Kenan abicim, biz müsaade istesek. Kenan abi, zaten yeterince kalabalık abi. Bir de biz kalabalık yapmayalım. Heh. Peki lan, peki. Ama Azmi'nin kızlarından uzak durun. Yoksa ikinizi de mıhlarım vallahi. Oğlum, bu Baba Kadir kesin Hicabi familyasına yokuş yapacak. Biz bayağı bir zaman kazanacağız. Nur hayatla, melahatla bol bol zaman geçiririz şimdi ha bacanak. Oğlum duymadın mı Kenan abi? Mıhlarım diyor. Oğlum aşk mıhlanmayı göze almak demektir. Ya Şevket, ya Azmi yine yakalarsa bizi, o zaman ne yapacağız? Allah Allah, demirden korksak trene binmezdik be kardeşim. Şevket, biz ne zamandır trene binmiyoruz ha? Metroya da mı binmiyorsun? Aynı şey mi? Aynı şey tabii. O da demirden yapılıyor, o da tren. Birader, ne bakıp duruyorsun? Birine mi benzetti, ha? Benzetmedi. Ama biraz daha kaşınırsan seni birine benzeteceğim, sen kendini de tanıyamayacaksın. Ne diyor lan bu, ha? Ne diyorsun lan sen, ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen Bebito? Bizim mahallemizde bize posta mı koyuyorsun? Kaşınmayın. İkiniz de içeri atarım, haberiniz olsun. İçeri atarım derken eve mi atacak bu adam bizi? Oğlum hapise atmaktan bahsediyor. Polis mi lan bu? Polis. Oğlum bu coğrafyada böyle bir polis var mı lan? İnşallah olmaz çünkü içeriden yeni çıktım. Oğlum saçmalama lan. Ben baktım 50 metreden polisi anlarım lan. Ölüyorum. Sen kimsin lan? Kime atar yapıyorsun Lale? Sen kertenkelenin arkadaşı Şevket değil misin? Evet, bizzat kendisiyim. Lan nereden tanıyor bu beni? Fikrim yok. Sen? Sokrat'ın suç ortağı Semih. Siz nasıl birlikte takılırsınız lan? Bak, kaderin bir yazgısı diyelim. Tamam da birader, sen bunları nereden biliyorsun? Ajan mısın? Nereden bileceğim ben? Polisim ben. Polis misin? Murat komiser. Kardeşim gözümüz aydın. Adam polis değilmiş. Adam komisermiş. Siz öyle şey yapsaydınız, söyleseydiniz yani Murat komiserim. Çok memnun olduk efendim, çok. Vallahi çok tatsız bir giriş oldu, kusura bakmayın ama ben arkadaşımızın kulağını çekeceğim bizden. Sen kimin kulağını çekiyorsun? Neden öyle dedin? Oğlum ya? Durumu tatlıya bağlamaya çalışıyorum ya. Allah Allah. Çaklozlasana lan durumu. Toparla, devam et. Kusura bakmayın, özünde yumurta gibi bir çocuktu gerçekten. Yani dışındaki sert kabuğuna rağmen içindeki gerek akı olsun, sarısı olsun, proteini, kalsiyumu olsun ben toparlayamıyorum. Laf bitti, yardım et. Yani özetle şunu söylüyor sevgili Şevket arkadaşım. Türk polisi bizim başımızın tacıdır. Onlara sonsuz saygımız vardır. Hani altın gibi de kalplerimiz var yani o derece. Evet. Adam satan adamın saygısını istemem. Kim satmış adam? Bir dakika. Biz adam, ben adam satmadım şahsen. Komiserim bir dakika. Öyle bir şey olmadı. Kertenkeleyi. Ha, sattım. Ama içeride yattım. Ayrıca o kertenkele dediğiniz adam sütten çıkmış akışık değildi. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama suçlunun biriydi yani. Alenen arkasından konuşuyorsun, ölmesin diye laf ağzı yapıyorsun. Bana bak, kafanı gözünü kırarım, bacanak dedim, bağrıma bastım. Kardeşimin arkasından konuşma.
Kardeşimden bir haber var mı komiserim? Gözünüzü seveyim ya. Kendisi yaşıyor değil mi? Nasıl yaşıyor değil mi? Soru olarak yaşıyor değil mi? Hani yaşıyor değil mi? Ölmedi yani. Ölmüş adamın nesini soruyorsun? Öldü. Öldü. Şimdi. Öldü diyor ya. Yani şunu demeye getiriyor. Cesedi henüz bulunmadı ya, o bakımdan yani şey diyor. Ölmedi değil ne olur ya. Kardeşim. Öldü. Öldü. Ölmedi ya. Kardeşim ölmez ya. Benim öldü ya. Şevket'in acısı çok büyük. Hala kanayan yarası var. Ama bana kalırsa kesin o sürüngen yaşıyor yani. Bir yerlerden çıkar bir gün. Allah canımı almasın. Ay inşallah. Keslen. Sana fikrini soran mı oldu? Ama size de diyaloğa girilmiyor komiserim. Bir arkada bir dostluk olsun diyoruz ama yani sürekli ters diyorsunuz. Ya kardeşimle ilgili bir haber olursa komiserim, ben buradayım. Şevket deyin, herkes gösterir. Lütfen beni haberdar edin, olur mu? İyi. Hadi kaybolun. Ah kaybolma. Hala buradasınız. O zaman bize müsaade komiserim. Hayırlı günler. İyi günler. Manyak lan bu. Katıksız. Çakallar. Gelmesinler, gelmesinler. Anne geliyorlar ama. Kızım, ben seni vermem, veremem, veremem. Anne ne yapıyorsun sen ya? Biz ne konuşmuştuk ama seninle? Ay anlatamıyorum galiba. Ben seni müezzine vermem kızım. Biz birbirimizi seviyoruz ama. Ay. Kadir, şu kızına bir şey söyler misin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin uşağım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir kilo elma alacağım ben. Elma. Ya sen yabancı geldin bana. Bu mahallede hiç görmedim. Yeni misin? Yeni taşındım ben. Yeni komşunuz. Hoş geldin, hoş geldin. Nereye taşındın? Bu Hicabi var, müezzin. Ha, bizim Hicabi. Onun hemen alt katına taşın. İyi uşaktır ha. Vallahi kilo kilo otur. Ya var ya. Bugün de Hicabi'ye baba Kadir'in kızını istemeye iki değiller ha. Ya inşallah verirler ya. Uşaklar birbirini çok seviyor, biliyor musun? İnşallah, hadi hayırlısı. Hayırlısı. Sedir mübarek. Kadir'cim, misafirlerimize sorar mısın neden gelmişler? Tabii sorarım karıcığım. Siz niye geldiniz? Asiye hanımefendiciğim, hapınlara niye geldiğimizi söyleyiver. Ha ben ne edeceğim da, ne için geldiğimiz belli değil midir? Yoksa bunların haberi yok mudur? Olur mu öyle şey Asiye Hanım? Tabii ki haberleri var ya. Kadir'cim, bizim haberimiz var mı geleceklerinden? Ben biliyorum karıcığım. Ama ben bilmiyorum. Sorar mısın neden gelmişler? Siz niye geldiniz? Ya tertip, niye geldiğimizi bilmiyor musun ya? Tertip, niye geldiklerini ben biliyorum. Ben biliyorum da karım anlamak istemiyor. Ha bunlar biz de dalga geçiyor. Hadi hadi kalkıp gidelim. Hadi. Baba nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen otur ya. Baba otur, otur. Kahveler geldi. Anne bak kahve de geldi. Seversin sen zaten, otur hadi. Kahvemi içerim, giderim.
Sessiz midir nedir bu da? Tövbe tövbe. Baba kahven. Baba kahve ne? Kahve ne? Görüyorum da. Al da. Kahve. Zaten. Üstün başın yandı mı yavrum? Hay sakar kız, yaktın oğlumu. Allah'ım ne kadar büyüksün. Kızın ne olduğunu bize hemencecik gösteriverdin. Ya, ya ne diyorsun baba Allah aşkına ya? Bir damlacık kahve döküldü, bir şeyim yok. Ulan yaktı seni. Göz göre göre bu kızla evlenecek misin? Baba yandıysan ben yandım. Bir şeyim yok, iyiyim. Oğlum içine atma. Ha bir sakar kızla evlenmek zorunda değilsin. Bırak, yolumuz yakınken dönelim. Daha bir yol yapmadık ki, ne yaptık? Hemencecik dönelim. Yalnız bir dakika, bir dakika. Sen öyle benim kızıma sakar falan diyemezsin. Bravo karıcığım. Hani sakara sakar denir, başka ne diyeceğim? Ağzına sağlık Asiye. Madem kızıma sakar diyorsunuz, neden oğlunuza istiyorsunuz? Neden, neden? Ağzına sağlık karıcığım. Hem kızımıza sakar diyecekler, ondan sonra da gelip isteyecekler. Yok ya. Sizin kızınızı kim istiyor ya? Kim istiyor? Ulan siz buraya kızı istemeye gelmediniz mi? Gelmedik lan. O zaman ne işiniz var sizin burada? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika bir sakin olun ya. Bir sakin olun. Gizem, kızım sen kahveleri tazele. Bir kahve yap hemen. Koş, yürü. Ya diyorum ki filmi baştan saralım. Yeniden başlayalım hadi. Yok, ben istemiyorum. Haçan oğlumu kızınıza vermiyorum da. Biz de kızımızı sizin oğlunuza vermiyoruz. Kızınızı istemiyoruz. Biz de size kızımızı vermiyoruz, anladın mı? Git oğluna başka birini bul, kızımdan uzak dursun. Aa, Allah Allah. Asıl senin kızın benim oğlumun yakasından düşsün. Bak, yapıştı mübarek. Nici abi, hadi bir şey yap. Ya Gizem ne yapayım? Baksana vaziyete, durumlar karıştı. İste beni. Kimden? Kimden olacak ya? Babamdan iste. Ben. Ya sen kim olacak? Baksana sizinkilerin beni isteyeceği falan yok. Hadi icabı ya, yapabilirsin. Güveniyorum sana, hadi. Baban çok sinirli görünüyor ama. Hadi icabı, yapabilirsin. Tamam. Kadir Bey. Ne var, ne var? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı kendime istiyorum. Ulan sen laftan anlamıyor musun? Ha? Kızımı sana vermiyorum. Vermiyorum. Babam vermiyormuş Gizem. Düzgün iste icabı. Daha düzgün nasıl isteyeyim Gizem? Klasik metin bu. Vermiyorum lan. Vermiyorum! Lan sen kızını benim oğluma nasip etmesin! Lan sen benim evimde nasıl ateş edersin ha? Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar bir durun be! Kadir baba. Ulan oğlum şurada misafirlerimizle tatlı tatlı bir sohbet edemeyecek miyiz ya? Al adamlarını çıkın dışarı. Ama Kadir baba bu durumda gitmesek mi? Hepinize izin veriyorum. Defolun gidin. Akıllı olin. Sen nasıl kızını benim oğluma vermesin ha? Vermiyorum lan. Sen nasıl vermesin? Vermiyorum lan. Alacağım lan. Hayırdır inşallah. Nereden geldi ya bu silah sesi? Silah sesi nereden geldi uşağım? Cefer abi. Acele polis ar abi. Baba Kadir'in malikanesinden silah sesleri geliyor. Niye hep ben arıyorum? Sen arama Aysun. Üstelik de 155 bedava. Bir dakika, bir dakika. Kimseyi aramayın. Ben polisi ben halledeceğim, tamam? Hadi. Sakin olun ya. Bir sakin olun. Bir sakinleşin ya. Vermeyeceğim. Alacağım lan. Gel yol bakalım. 14 tane saydın. Ulan bir 14 daha var ulan. Bir 14 daha var.
Ne yapıyorum ben? Polis sessiz olun! Sami Efendi. Bu senin komşu polis çıktı ya. Uy! Komşu! Sen gerçekten polis misin? Murat komiser ben. İndir silahları. Hemen! Ay şey komiserim, ben şimdi size bir açıklama yapayım. Şimdi biz kızımızı bunlara vermiyoruz diye bizi öldürmeye kalktılar. Tutuklayın onları. İftira. Vallahi iftira. Komiser efendi, esas biz oğlumuzu onların kızına vermedik diye onlar bizi öldürmeye çalıştı. Onları tutuklayın. Bu çift seviyorlar birbirlerini. Benim bitsin. Komiser sen ne diyorsun? Adam evimi bastı diyorum sana. Tutuklasana. Al götür nezarete at. Şikayetçiyim ondan. Asıl ben ondan şikayetçiyim. Ya karakolluk marakolluk bir durum yok. Vurulan da yok. Ya yakında düğün olacaksınız ya. Komiserim tutukla sen bu adamı. Tutukla. İyi de siz de silah çekmişsiniz. Ya kardeşim ne biçim polissin sen be? Adam benim evime geldi bana silah çekti diyorum sana. Ben sadece meşru müdafaa hakkımı kullandım. Ben de meşhur müdafaa hakkımı kullandım komiserim. Ya bunlar dünür olacaklar zaten yakında. Silahlar da ruhsatlı bildiğim kadarıyla. Bir şey yok ya. Benimki ruhsatlı. Benimki de. Seninki de ruhsatlı mı? Tabii ki komiserim. Ruhsatsız silah mı taşınır ya? Olur mu öyle şey? İyi. Sokun onları yerlerine hadi. Şimdi siz hala birbirinizden şikayetçi misiniz? Ben şikayetçi falan değilim. Zaten bir daha görmek falan da istemiyorum. Aman zaten görmeyelim, hiç görmeyelim. Ama biz çok meraklıydık. Ha biz de şikayetçi değiliz. Zaten biz oğlumuzu ha bu sakar kıza vermeyeceğiz. Onu peşik kertmesine vereceğiz. He, peşik kertmesi yapacağız zaten biz oğlanı. Öyle mi? Ay ne güzel. Kertin kertin kerti verin gitsin. Beşik kertmesi mi? Sen beni aldatıyor musun İyice abi? Yok öyle bir şey Gizem. Ne aldatması? Ne diyor anne? Ya annem öyle demek istemedi bak. Ben... Ne demek istedi ne demek? Şöyle anlatayım Gizem. Ya nasıl açıklayacaksın ki sen bana bunu? Baş başa konuşalım mı bakan? Yürü oğlum hadi. Yürü, yürü hadi. Hadi, hadi yürü. Yürü Gizem oğlum. Ben anlatacağım. Yürü oğlum hadi yürü. Hadi. İyice abi. Alacağın olsun İyice abi ya. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Hani ben senin bak, Ramazan güllacındım. Ne abi, oldu yürü, şimdi? Hadi. Ramazan bitti, güllaçlığım da mı bitti yani? Anlatacağım bak öyle bir şey yok. Hadi oğlum. İyi günler, iyi günler. Ay ne güzel işte kızım gitsin. Kurtuldun ne güzel. Gitsin. Anne, geri gelir mi? Bu Zeynep yıllar sonra böyle işini gücünü bırakıp... ...niye çıkıp geldi böyle birdenbire? Anlamış değilim. Bu işin içinde bir iş var. Ama yakında bunun kokusu çıkar. Akrabalarını çok özlemiş herhalde. Artık sizin de akrabanız sayılıyor canım. Hiç işim olmaz Tülin anneciğim. Of. Melis nerede Tülin anneciğim? Müstakbel nişanlısını yolcu ediyor. Müstakbel Berk Bey yemeğe kalmıyor mu? Kalamıyor. Çok önemli bir toplantısı varmış. Ne de olsa çok önemli bir şirketin CEO'su. Olacak tabii o kadar. İyi de Tülin anneciğim. Ya Melis Kemal abimi sevmiyor mu? Mutsuz olmaz mı Berk'le? Melis senin o serseri abini sevmiyor. Berk'i seviyor anladın mı? Sok artık şunu kafana. Hiç sinir ediyor beni ya. Yemeğe kalmayı çok isterdim ama çok önemli toplantım var. Önemli değil. Kendine çok dikkat et tamam mı? Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi?
Melis. Uğurladın mı Berk'i? Nereye? Yemek yiyeceğiz daha. Aç değilim anne. Ah, Melis. Üzme beni. Hadi. Geç bakayım. Uf. Oflama. Ne yapıyorsun lan? Önüne baksana. İnin lan şunun ağzını yüzünü bir daha atalım. Siz lan soytarılar. Beni kralı ezememiş sizin gibi soytarılar mı ezecek? Ah Melis ah. Beni bırakıp bu korkak tavşanla mı evleniyorsun ha? Bunu bana nasıl yaparsın be Melis? Kızlarım benim. Canlarım. Sultanım. Azmeciğim. Seni çok durgun gördüm. Bak, sen yakında nişanlanacaksın. Çok mutlu olman lazım. Çok cıvıl cıvıl olman lazım, öyle değil mi? Yoksa Kemal mi üzdü seni? Söyleyin bana. O hayırsız Kemal mi geldi buraya? Söyleyin bakayım bana. Kemal mi üzdü bunu? Ben onu bu evden kovdum. Bir daha gelmeyecek dedim. Gözlerimin içine bakarak söyleyeyim. Geldi mi gelmedi mi? Hayır baba. Kaç gündür gelmedi abim. Azmeciğim sakin ol lütfen. Sen kovdun ve bir daha buraya hiç gelmedi. Merak etme. Gelince haberim olacak. Selam millet. Merhaba. Abicim. Canım. Baba ayakta kaldın, otursana. Oğlum sen bu kardeşine niye sahip çıkmıyorsun? Ne oldu yine? Kemal değil mi? Yine ne yaptı? Ne demek ne yaptı? Görmüyor musun? Melis kızımı üzmüş. Yine mi? Konuştum baba ben. Kaç defa konuştum? Bir daha konuşacaksın. Melis kızımın yanına yaklaşmayacak. Tamam baba. Ben onun anlayacağı dilde konuşurum. İyi olur. Merhaba. Zeynep'ciğim, dinlenebildin mi? Çok güzel dinlendim. Sultanım, hanım kızımız kim? Tanıyamadım. Aa, Azmi'ciğim, ben sana söylemeyi unuttum. Kızımız Zeynep Şanlı, Zehra ile Melis'in Almanya'dan kuzeni. Kuzeni demek. Pek memnun oldum kızım. Hoş geldin. Memnun oldum, hoş bulduk. İzninizle. Aa, Zeynep'ciğim, şimdi yemek yiyeceğiz birazdan. Ben yemekten önce biraz hava alayım. Peki. Benim telefonum... Kızım, telefonum içeride odada kalmış. Bir... Tamam, tamam.
Sen şimdi bulamazsın onu. Ben alır gelirim. Abicim, ne iş? Vuruldun kıza. Ya ne alakası var ya? Bırak abi ya. Kıza bakmaktan tanışmaya bile fırsat bulamadın. Benim yakışıklı abim o paçoz kızı ne yapsın? Saftir kardeşim. Hiç de bile. Gayet güzel kızdı. Şşş. Ah sultanım, söylemeyi unuttum. Yemeğe misafirimiz var. Kim? Yeni kiracı. Hicabi'nin alt kat boştu ya, orayı kiraya verdim. Polismiş. Kim? Şey, adı Murat mıymış, neymiş? Polis, komiser. O gelecek yemeğe. Ya bu bizim komiser Murat olmasın ya? Ne bileyim ben ya. Yemeğe gelsin, burada görürsün. Belki tanırsın, belki tanımazsın. Komiserden uzak durmak nasıl iyi geldi. Bak yine dün gece aklıma geldi. Tüylerim diken diken oldu. Her an buraya gelebilir. Dikkatli olmam lazım. Vay be. Şu emlakçının evine bak. Pardon. Önüne baksana be ayı. Ayı mı? Sen kime ayı diyorsun be şaşkaloz? Şaşkaloz mu? Doğru konuş be kereste. Hadi be. Kolaydın beleyse. Yeter be. Yürü git. Asıl sen yürü git. Kalknem şey. Ne dedin sen? Ne dedin? Ne yapacaksın? Adam mı döveceksin? Ne oldu susup kaldın öyle sirk maymunu gibi? Bir şey söyleyeceğim ya. Sen başa bela mısın? Ha? Git belanı başkasından bul ya. Senin beyninde kurtçuk falan kaçmış olabilir. Bence tedavi ol derim. Bak hala konuşuyor ya. Armut kafa. Düdük makarnası. Vitaminsiz karga. Ne oldu? Donup kaldın yampirik. Yampirik nedir ya? Ha? Sen ne biçim bir şeysin ya? Kimsin sen ya? Sen kimsin? Önce ben sordum kimsin sen? Ya asıl sen kimsin? Olamaz. Bu peşimdeki komiser. Burada ne işi var bunun? Yoksa benim kim olduğumu mu anladı? Ne uyuz bir şeysin sen ya? Gözün bir yerden ısırıyor mu ya? Yok daha neler. İyi de niye bana uyuz uyuz bakıyor ki? Yoksa benden şüpheleniyor mu? Ne bakıyorsun ya? Neyine bakacağım seni ya? Vay Murat komiser! Sen burada mısın ya? Babam söyledi de inanmamıştım. Ne yapıyorsun ortak? Yılmaz komiser senin burada ne işin var? Ben burada yaşıyorum.
Burada mı yaşıyorsun? Ne? İkisi de mi komiser? Yok artık. Ya oğlum, mahallemize taşınıyorsun. Bana haber vermiyorsun ya. Allah'tan babama denk gelmişsin de sana güzel bir ev ayarlamış. Babana mı? Emlakçı senin baban mıydı? Tabii ya, babam. Madem emlakçı baban vardı da ben niye otel köşelerinde kalıyordum peki? Bak ya. Oğlum ben sana demedim mi gel mahallede sana güzel bir ev tutalım diye. Neyse tamam geç içeride konuşalım bunları. Yemek soğuyor. Bu arada içeride sizinle tanışma fırsatı bulamamıştık. Ben Yılmaz, komiser Yılmaz. Zeynep Şanlı, memnun oldum. Memnun oldum. Murat komiserle tanışma fırsatı yakaladınız herhalde. Maalesef tanıştık. Pardon. Tabii tanıştık. O da sizin gibi çok centilmen bir beyefendi. Teşekkür ederim. Neyse babam bizi yemeğe bekliyor. Hadi içeri geçelim. Gidelim. Oğlum çok güzel kız değil mi lan? Kim? Bu manyak mı güzel? Ulan kör müsün şaşı mısın ya? Kız afet afet. Saçmalama afet görmedik sanki. Hadi git. Nasıl bir yere geldik ya? Metrekareye iki tane komiser düşüyor. Murat komiserin ev işini hallettik. Zeynep kızımın da o da iş hallolduğuna göre artık bu işi tamamını erdirelim. Zeynep kızım, sizin bir takıntınız var mı? Takıntı? Yani yavuklunuz falan var mı? Yok, bir sevgilim yok efendim. De niye sordunuz? Murat komiserim, sana sormuyorum zaten. Sen zaten bekardın. Ben görev gereği henüz evlenemedim malumunuz. Tülin'cim, benim bu iki gence kanım kaynadı. Onların bekar kalmalarına gönlüm razı olmuyor. Şey diyorum, ikisini evlendirelim. Yavaş! Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Lütfen ama ya. Pardon, istemeden oldu. Yok bir de isteyerek olsaydı Azmi Bey. Yani lütfen ama yani ben bu hanımefendiyle mi evleneceğim? Yok daha neler, ben bununla mı evleneceğim? Nişana falan gerek yok ki. Direkt nikah kıyarız. Azmi Bey lütfen ama. Sen de bolduğunda bonuyorsun ha. Bundan iyisini mi bulacaksın? Ya ne oluyor ya? Allah göstermesin. Ya ne demek Allah göstermesin falan? Asıl benim için geçerli o. İşte bu ya. Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar. Baba ne yapıyorsun? Ayıp oluyor burada Zeynep Hanım'a. Dur! Kemalleşme. Saygısız. Babanın lafını söyle, laf etme. Ya Azmi'cim sakin olur musun lütfen? Aşkım. Ya Murat komiserim, babamı hoş görün. Kusura bakma. Ya bu birazcık mensup. Aslında biraz değil. Fazlasıyla mensup. Krizi tuttu yine. İdare et, tamam. Evlendireceğim de evlendireceğim, evlendireceğim de evlendireceğim. Azmi'cim lütfen. Sakin olacaktın, otur. Ya ikiniz de bekarsınız. Evlilikte keramet vardır. Hem bekarları evlendirmek sevaptır. Değil mi babacığım? Siz değil, kız ben. Benim sevgilim var. Benim de sevgilim var. Demin yoktu. Demek varmış Azmi'cim. İkisinin de sevgilisi varmış. Yani senden çekindikleri için söyleyememişler. Sen tabii çok zorlayınca artık dayanamayıp söylediler. Yeter. Ben bir lavaboya gideyim. Ortak ben sana lavaboyu göstereyim. Yok sen zahmet etme Ortak. Nerede olduğunu söyle yeter. Üst katta. Ortak kusura bakma. Boş görün tamam mı? Önemli değil Ortak. Önemli değil. Tam meczup çıktı ya.
Beni o manyak kızla evlendirecek. Hayır, hiç başka işim yok, onunla evleneceğim yani. Neyse, burası herhalde. Müsaadenizle odama kadar çıkayım. Düğün masrafları benden. Rahat ol kızım. Ay Azmi'cim yeter. Kızın sevgilisi varmış. Gitme üstüne. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gözüm tuttu. Murat komiserle evlendireceğim onu. Yeter. Baba, kızın sevgilisi varmış ya. Yalan söyleyeyim. Ben anlarım. Bana kimse yalan söyleyemez. Sen? Sifonu çektim. Odamda ne arıyorsun? Ha şey, kusura bakma ya, ben lavabo arıyordum da yanlışlıkla odana girmişim. Ha lavabo arıyordun. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Kim var senin karşında? Odamda ne işin var? Yani, ne işim olacak senin odanda? Dedim ya yanlışlıkla girdim diye. Çık dışarı. İyi, çıkacağız, yemedik odanı. Ya çık dışarı. Hemen. Pekala. Arıza herif ya. Niye geldik şimdi bu benim odama? Anladın mı yoksa maskeli kız olduğumu? Yok ya. Anlasa çoktan tutuklardı beni. Yine de dikkatli olmalıyım. Ortak kusura bakma, babam biraz abarttı. Sorun değil ortak, sıkma canım. Hadi ben karakola geçiyorum. Ben de seninle geleyim. Şu depodaki herifleri öttüremedik daha biliyorsun. Vallahi iyi olur. Onları konuşturmamız lazım. Maskeli kızın nerede saklandığını muhakkak biliyorlardır. Hadi. Hadi gidelim. Neyin peşinde bu adam? Oğlum nereye gidiyorsun? Dur diyorum ya. Oğlum bu temiz demek değil mi? Temiz. Oğlum temiz bu. Bu dur demek. 40 defa konuştuk ya. Af. Temiz. Yaz kızlara gelsinler. Yazalım. Sen, sen. Çabuk.
Bizimkiler bahçedeymiş. Azmi var ya, kızlarıyla buluştuğumuz öğrenirse bizi kesin vurur. Merak etme kardeşim, Azmi vuramasa Kara Kemal kesin vurur. Velev ki Kara Kemal vuramadı, Yılmaz kesin vurur. Oh, ne güzel, her türlü sonunda biz vuruluyoruz zaten. Oğlum o zaman biz niye geliyoruz lan buraya? Niye geliyoruz? Geriliyorum ben burada. Şevket gerginme, bana gerginme. Bak, nasıl gergin miyim, vuracaklar diyorsun ben ya. Ben de geriliyorum. Hak. Aha geldiler. Azmi. Azmi abisi. Şevket. Oh. Kız benimki. Çok özledim seni kız. Ben de çok özledim Şevket'im. Biz hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne zaman isteyeceksin babamdan? Ölünce. Ne diyorsun sen be? Ya gider mezarından sessiz sessiz isteriz hayatım. Vay alçaklar! Vay mendeburlar! Ben size sormaz mıyım şimdi? Bitir beni Semih. Uzaklara gidelim. Ben senden ayrı yaşamak istemiyorum. Ne yapayım, kaçırayım mı? Bir sahil kasabasına gidelim. Sen balıkçılık yaparsın, ben de sana yemek yaparım. Balıkçılık yaparım. O neymiş öyle ya? Balık. Ben onu bunu bilmem Şevket. Beni babamdan isteyeceksin. Ya hayatım sen niye beni anlamıyorsun? Ben seni babandan istesem baban beni vurur. Hayatım sen babamı yanlış tanımışsın. Babam şiddete karşı biri. Senin baban? Evet. Gençlerin evlenmesini isteyen biri o. Daha biraz önce yeni tanıştığı bir çifti evlendirmeye kalktı. Peki evlendirdi mi? Yok, onların sevgilileri varmış. Ulan biz burada hazırız, evlenelim diyoruz. Bizi niye evlendirmiyor? Evet. Ulan daha evlenme teklif etmedim. Hızır ne ara kabul ettim be, ha? Son duvarı çekin hız düşmanları! Eyvah babam, eyvah! Bela, buraya, yere yat! Ay dur. Yatma, yatma. Hayır, hayır, hayır. Ya Melahat, ne olur beni bırakma. Çekilin şuradan. Hayır zevratlar. Çekilin diyorum çabuk. Dur hayat, kaçır beni. Bir sahil kasabasına yerleşelim. Sen bana balık tutmayı öğretirsin ha? Kusura bakma Şevket. Baba sözü dinlemeyen evlat olmak istemiyorum. Bugün o, bugün o, bugün o. Bir şey olmaz. Günah vebali bana. Üzgünüm seni. Ben babamı kıramam. Kır, kır, kır. Bugün kır. Lan aklıma fikir geldi. Sıfır al. Yürü, yürü. Vay. Vay alçaklar! Vay alçaklar! Lan! Kelime-i şehadet getirin. Öteki tarafa mındar gitmeyin. Ha, bilmiyorsanız bu konuda yardımcı olabilirim size. Eşhedü enna. Efendim, ben biliyorum. O konu bende. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Babacığım elini kana bulama. Bu yaştan sonra hapise giremezsin. Ha? Mapus damların da çürüyemezsin babacığım. Onları vurma. Ya kime vurayım? Seni mi vurayım, ona mı vurayım? Ha? Söyle. Yok yok yok. En azından Semih'i vurma. Şevket'i vur. Ne diyorsun kızım sen? Niye Şevket'i vuruyor? Gitsin Semih'i vursun. Vurmasın. Ya! Bir karar verin ya. Kimi vuracağım, kimi vuracağım? Size mi soracağım ben? Tamam be. Vazgeçtim. Vurmuyorum ya. Vurmuyorum. Oh, şaka yaptım. Kenan abi. Kenan abi kurtar bizi. Manyağın elinden. Lan kim o be? Mesut. Ulan ben size demedim mi onu kızlarıyla uğraşmayın diye? Yürüyün gidin ne haliniz varsa görün. Allah can olsun abi. Yürü! Çekil vuracağım. Ne vuracağım be? Bu iblisleri, bu namusu. Hadi git kolay gelsin. Orada, dur. Alçaklar. Bu ne trafik ya? Çekil!
kaybettirmemiz lazım. Nasıl? Atlayacağız. Oğlum saçmalama. Ulan buraya kadar yaşadığımız her şey normal, bu mu saçma? Çoktan suyun dibini boylamışlardır. İyi oldu. Artık bu alçaklar sizi bir daha rahatsız edemeyecek. Hadi yürüyün, eve gidiyoruz. Hadi. Hadi gidin. Şevket. Bu ne sesi? Kuş. Ne kuşu? Baykuş. Asıl bu uğursuz kuşları vurmak lazım. Babacığım kuşları vurma. Kuşları vurmak günah hem. Babacığım bak, sevap pointlerin gider ha. Kes! Kuş! Babamla burası laf etme. Uğursuz kuş bunlar. Vuracağım. Vay alçaklar. Demi kaç, kaç. Şevket kaç. Baba yapma. Babacığım, baba dur. Babacığım dur. Cami, la oğlum evde ekmek kalmadı ya. Tamam anne, cami dönüşü alırım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın, var mı gelişme? Yok yani. Ya bu devirde beşik kertmesi mi kaldı Allah'ını seversen ya? Senin işin zor be hocam. Bakacağız artık. Hadi hayırlı akşamlar sana. Sana da hayırlısı. Zeynep'ciğim. Sağ ol canım, çok iyiyim. Sayenizde hiç yabancılık çekmiyorum. Sen nasılsın? Anne yakında nişanlanacağını söyledi. Sen çok üzgün görünüyorsun. Sorun nedir? İstemediğim bir evlilik yapacağım da. İstemediğin mi? Senin gibi bir kız nasıl istemediği biriyle evlenebilir ki? 2 yılda başımdan neler geçti bilsen. İstersen anlatabilirsin. Çok uzun hikaye. Bir ara anlatırım, olur mu? Olur. Hava alalım biraz. Peki. Hadi. Silah sesleri de ne? Efendim saldırıya uğradık. Ne demek saldırıya uğradık? Kim bize saldırmaya cesaret edebilir? Sizi hemen yukarı alalım. Hemen, hemen, hemen. Kim girdi? Benim evime nasıl girebilir? Nasıl? Ver silah!
14. kurşunu sıktın. Kimsin sen? Hiç kimse. Ne istiyorsun benden? Canını. Bak, kılıma dokunursan seni asla yaşatmazlar. Mahkemeden kaçabilirsin ama benim adaletimden asla. Bak dostum, anlaşabiliriz. Ne istiyorsan söyle bana, tamam mı? Canını. Cehennemdeki arkadaşlarına selam söyle. Merak etme, fazla yalnız kalmayacaksın. Hepsini yanına göndereceğim. Hayır, hayır, hayır. Evet. Senin ne işin bitti evlat? Şimdi gidelim diğer aracı alalım. Sonra da bakalım mevzu neymiş. Oha, az kalsın unutuyordum bak ya. Ya hiç kamera kaydı da mı yok ortada? Ortak telsizden duyup geldim. Ne olmuş burada ya? Vallahi biri burayı mezbahaya çevirmiş ortak. Fuat Gülenoğlu da dahil 15 ölü. Fuat Gülenoğlu mu? Bu hakimin serbest bıraktığı suçlu değil mi? Ta kendisi. Peki kim yapmış olabilir? Mafya hesaplaşması falan mı? Sanmıyorum. Yani bu herif mafyanın bile bulaşmaktan çekindiği bir adamdı. Bir fikrin var mı peki? Hiçbir fikrim yok. Tek kişinin yaptığını tahmin ediyoruz. Eğer öyleyse çok ciddi, profesyonel bir katille karşı karşıyayız ortak. Hiçbir şey yok. Bütün kamera kayıtlarını imha etmiş. Parmak izi yok. Görgü tanığı yok. Canlı yok. Hadi ya. İşimizi işlesene. Akıncı, eşler. Maskeli kızdan sonra bir de hayalet katil çıktı başımıza. Bize rahat yok bir ortak. Ya sen niye buradasın? Ben toplarım burayı. Bas git. Ha. İyi o zaman. Hadi kolay gelsin. Hadi hadi git sen. Hadi yarın görüşürüz. Bu akşam başka gündem konuşulmayacak. Konseyimizin üyesi Fuat Gülenoğlu öldürüldü. Katilini bulup hemen cezalandırmalıyız. Kimin öldürdüğünü biliyor muyuz? Hayır. Kim buna cesaret edebilir? Saçmalık bu. Emniyetteki ve istihbarattaki adamlarımız da mı bir şey bilmiyor? Hiçbirinin bir bilgisi yok. Bir hayaletin peşinde miyiz yani? Arkadaşımızı kimin öldürdüğünü bir an önce öğrenmeliyiz. Kızıldeşleri hemen buraya çağırın.
Anne sen beni niye peşine taktın ya? Benim bir işim vardı. Ne işiymiş o? Yine o müezzin çocukla buluşacaktın değil mi? Yok anne ya, ben başka bir arkadaşımla görüşecektim. Bak Gizem, son kez söylüyorum, o çocuğu unutacaksın. Ben sana dengin birini bulacağım, söz. Ama ben İcabi'yi seviyorum anne, sen de biliyorsun. Sevemezsin kızım. O müezzini sevemez. Bak ne ailesi bizim ailemize uygun, ne de çocuk sana uygun. Zaten beşik kertmesi de varmış. Beşik kertmesi? Senden nefret ediyorum İcabi. Hadi gel. Of anne ya, ben burada seni bekleyeceğim. Sen geç içeri. Zaten moralim bozuk. Ay Allah'ım, düşürme hemen yüzünü. Sen ondan daha ileri layıksın kızım, onun için söylüyorum. Buralarda. Gizem. Ne var? Nasılsın? Nasıl görünüyorum oradan acaba? Her zamanki gibi çok güzel görünüyorsun. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun İcabi ya? Ne dedim ki Gizem, ne oldu ki? Sen benimle konuşma tamam mı? Sen git o beşik kertmenle konuş. Ya ne beşiği Gizem ya? Bak hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Ya lütfen ama Gizem, niye böyle yapıyorsun? Hem sen ne yapıyorsun kızı başına marketin önünde? Annem içeride, onu bekliyorum. Ayrıca ben sana niye hesap veriyorum ya? Annen mi içeride? Evet. E benim annem de içeride. Ne? Annen mi içeride? Annen içeride. Eyvah! Anne! Sen git! Ne yapayım ben senin kızım? Ne yapayım ben senin faturasını? Anne! Anne! La bu, bu ses de nedir? Asiye'nin sesi değil midir? Benim hayalim ne yapayım? Baba ben bununla ya. Ya bu çocukların parasını mı verdin ya? Benim oğlum senin kızını istemeyiz zaten. Ay biz de senin oğlunu istemiyoruz. Asiye ne oluyor burada? Ne oluyor burada Asiye? Ne oluyor lan burada? La bunu size sormak lazımdır. Bunlar yoksa yine kızımın peşinden mi koşuyor? Ne yapacaksın senin süslü kızını? Bize artist değil, bize gelin lazımdır. Biz onu peşik kertmesine vereceğiz. Ya peşik ne baba ya? Ulan bana bak. Oğluna söyle bir daha kızımın peşinden koşmasın, anladın mı? Koşuyor lan. Oğlum koşuyor. Lan sen bizi tehdit mi edeceksin? Tehdit ediyorum. Bundan sonra sen de oğlun da peşime kızdan koşmayacaksın. Ulan gebertirim seni ulan. Ulan Melis, sen abimi seviyorsan neden Berk'le evlenmeyi kabul ettin? Sana ne kardeşim? Melis belli ki aşk yerine parayı tercih etmiş. Abi, Kemal. Kızlar, beni Melis'le baş başa bırakın. Ama abi, babam görürse fena olur. Kızlar, hadi gidin dedim size. Tamam, babam gelirse haber veririz biz sana. Aferin güzel kardeşime benim. Kemal, ne işin var burada? Hemen git buradan, hemen. Gidin dedim içeri.
Seninle konuşmamız lazım Melis. Konuşacak ne kaldı ki? Ya Melis, biz birbirimizi severken bunu bize neden yapıyorsun ya? Bu nişan olmayacak Melis. Buna asla izin vermem. Kemal yeter artık ya, yeter diyorum ya, yeter. Git buradan hadi git. Ya Melis, ben senden asla vazgeçmem. Gerekirse seni kaçırırım be. Bunun ne işi var burada be? Sakın bir delilik yapayım deme, tamam mı? Lütfen sakın. Ben senin için her türlü deliliği yaparım. Buna kimse engel olamaz. Kara Kemal, ne deliliği yapacakmışsın ha? Sen zaten delisin. Ne istiyorsun kızımdan? Senin yüzünden neredeyse o Ejder denen adam kızımı öldürüyordu. Defol buradan. Ne bekliyorsun ya, ha? Bana bak, babanı ve abini çağırırım. Defol şimdi. Melis, ne istiyor bu senden? Niye senin peşini bırakmıyor? Ya yakında nişanlanacaksın. Anne yeter ya, ne olur çok yoruldum. Yeter, konuşmak istemiyorum artık. Yeter. Ortak gelsene ya, bir kahve içelim. Ya yok be ortak, gideyim ben. Vallahi bırakmam ya, o kadar yol geldin. Ya gel iki laflarız hadi. Hadi hadi gel. İyi tamam hadi. Kemal, senin ne işin var burada? Melis'i mi görmeye geldin? Seni ilgilendirmez abi. Oğlum manyak mısın lan sen? Babam sana kaç defa dedi Melis'in peşini bırak diye. Evlenecek oğlum kız, evlenecek. Bak sakın bir delilik yapayım deme. Dik kafanın teki işte, burnunun dikine gidiyor. En son böyle kafasını duvara çarpacak. Yuh, öyle olmuş ya. Ben nasıl bu kadar uyudum? Uyuz komiser yine gelmiş buraya. Dün gece Fuat Güleroğlu'nu öldüren adamla ilgili bir gelişme var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İlginç. Bu Güleroğlu'nun arkasında çok güçlü adamların olduğunu duymuştum. Adamın çok gizli bir suç örgütüne bağlı olduğuna dair duyumları biz de almıştık. Ama hiçbir zaman teyit ettiremedik. Kesin bilgi yok yani. İşimiz işlesene. Aynen. Usta, adamı kimin öldürdüğüyle ilgili hiçbir bilgi yok. Bu işi yapan daha önce başka bir işe bulaştı mı, bulaşmadı mı bunu da bilmiyoruz. Bu işi yapan Ejder olmasın ortak? He? Hani Ejder'in yaşadığına inanmıyordun? Vallahi Ejder yaşıyorsa ben bu işi bırakırım. Babamın yanında emlakçılığa başlarım. Konsül geri dönmene izin verdi. Bana işleri düşmeseydi çağırmazlardı. Gülenoğlu'nu öldüren adamı bulmanı istiyorlar. Akıncı'dan hala haber yok mu? Akıncı mı? Hala onun peşinde misin? Öldü o.
Akıncı ölmedi. Nasıl ölmedi? 2 yıldır ortalıklarda yok. O ölmedi. Benim ortaya çıkmamı bekliyor. 2 yıl önce ölen bir adamdan daha çok düşünmemiz gerekenler var. Mesela maskeli kız. Maskeli kız? Evet, senin peşinde. Bir de komiser var. Kimmiş? Murat komiser. O da seni her yerde arıyor. Ölmediğini düşünüyor. Hacı abi, hala bana şu beşik yakması olayını açıklamadın. Benden gizlediğin bir şey mi var yoksa? Ya Gizemciğim, önemli bir mevzu değil ki. Yani açıklanacak bir şey değil. Önemsiz derken? Ya ben daha henüz yeni doğmuşken annemle teyzemin almış oldukları saçma sapan bir karar. Sen ne dedin peki Hacı abi? Neye ne dedin? Sen de o kızla evlenmeyi kabul ettin mi? Hangi kızla? Ya şu beşik kertmesi dediğin kızla işte. Ya Allah aşkına Gizem, ne diyeceğim? Ya ben daha doğalı 1 saat olmamış, daha bak miniciyim böyle nur topu gibi, al salla. Yani beni alıp teyzemin kızına beşik kertmesi yapmışlar. Tamam. Ya hayır, soran olmuş mu bana, sen teyzenin kızıyla beşik kertmesi olmak istiyor musun? Tamam Hacı abi, tamam. Hacı abi, niye peki bahsetmedin beşik kertmen olduğundan? Daha düne kadar benim de aklımda yoktu ki. Hem söyleyince ne olacak? Bilirdim herhalde ben de, değil mi? Gizemciğim, bilince ne olacak? Ya bilsen ne, bilmesen ne? Yani bir şey değişmez ki Gizem. Olsun Hacı abi. Bak, bundan sonra benden asla hiçbir şey saklamayacaksın, tamam mı? Tamam. Bu beşik kertmesi mevzusunu da burada kapatıyorum. Bir daha açılmayacak. Kapandı. Bir daha duymak istemiyorum. Duymayacaksın. Ya konu kapansın demedim mi Hacı abi ya? Niye hala devam ediyorsun? Kapat işte. Ama sen açıyorsun Gizem. Sen niye devam ediyorsun ya? Konu kapandı diyorum, bitti. Duymuyor musun? Of. Ayrıca gündemimizde daha ciddi bir sorun var Hacı abi. Ailelerimiz evlenmemizi istemiyor. Ne yapacağız biz? Yani Allah'ın izniyle bir hal yoluna koyacağız. Gerekirse seni alıp giderim buralardan. Ay, romantik bıdığım benim. Kaçıracak mısın sen beni? Gerekirse kaçıracağım. Yerim ben seni. Sen beni nasıl kaçıracaksın Hacı abi? Arabayla. Ya aşk filminde falan değiliz, gerçek hayattayız, görmüyor musun? Ayrıca ben annemi babamı bırakıp hiçbir yere gelmem. Peki nasıl olacak Gizem bu? Nasıl halledeceğiz bu işi? Ailemi ikna edeceksin. Sen gel de benim ailemi önce ikna et. Of Hacı abi ya. Senin ailen hayatta ikna olmaz ki. Ne yapacağız biz? Biz evlenemeyeceğiz değil mi Hacı abi? Yok yok. Bence biz evlenemeyeceğiz. Sen kötü düşünme. Ya Allah'ın izniyle ikna edeceğiz. Halledeceğiz bu konuyu. Ya ayrılacak halimiz yok ya Gizem. Tabii ki ayrılmayacağız. Niye ayrılacakmışız ki? Ayrıca o adi ejder bile bizi ayıramadı sonuçta. Ailelerimiz mi ayıracak? Gizem, o haysiyetsiz herifin adını bir daha ağzına alma. O hocamla Zehra'yı öldürdü. Hacı abi, belki
Belki Ziya Hoca'n ölmemiştir. Sonuçta cesedi bulunmadı. Belki yaşıyordur hala. Ah hocam ah. Canım hocam. Yaşasaydı çıkar gelirdi. Zavallı Akıncı ya. Hep o adi herifin yüzünden öldü. Sonuçta polisler ölüsünü bulamadı. 2 yıldır da ortaya çıkmadı. Yaşasaydı mutlaka ortaya çıkardı. Kötülerle mücadele ederdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Hadi camiye geçelim Gizem. Tamam. Kimmiş bu maskeli kız? Kim olduğunu bilmiyorum ama oldukça tehlikeli birisi. Ne istiyor benden? Bilmiyorum. Yaşadığımı nereden biliyor? Onu da bilmiyorum. Ya şu polis? Murat komiser mi? Adı her neyse. Emniyet öldüğünü kabul edip dosyayı kapatmıştı. Ama bu adam geldi dosyayı yeniden açtı. Neden? Bilmiyorum. İyi biliyorsun sen. Ne oldu maskeli kız işi? Var mı gelişme? Ne olacak oğlum? Önceki gece elimizden kaçırdık ya. Ne diyorsun ya? Boş mu geçti bugün? Maskeli kızın peşine düşmedin mi? Geç sen dalganı geç. Ben Ejder'i yakalayınca senin yüzünün ifadesini göreceğim. Ya ortak, ejderi mi kalmış artık? Öldü gitti ya. Dosyayı da boşu boşuna açtım. Kapanmış gitmişti. Bu komiser neden ejderin peşinde ki? Benim adım Murat komiser. Meslek hayatımda ne kapanmış dosyalar gördüm. Bu dosyada ben kapandı demeden kapanmayacak. Sen umutsuz vakkasın. Babam haklı. Senin acilen evlenmen lazım. Seni maskeli kızla verelim mi? Ne? Maskeli kız mı? Tabii oğlum. Kız kaçıyor, sen kovalıyorsun. Yani buna aşk deniyor. Sen geç dalganı geç. Geç dalganı sen. Güzel değil mi yoksa? Ha? Güzel mi? Ne bilelim? Yüzünü mü gördük kızım? Ya görseydin? Bir dakika, ne oluyor ya size? Ha? Sen maskeli kızla evlendirmeye çalışıyorsun. Baban o uyuz kızla evlendirmeye çalışıyor. Hayır, sizde babadan oğula geçen bir huy mu bu? Anlamadım ki ben. Neyin peşindesiniz siz? Seninle kim evlenir be? Uyuz. Ya neyin peşinde olacağız? Eğlencenin peşindeyiz. Ya o değil de ortak. Zeynep çok güzel kız değil mi ya? Ya bırak Allah'ını seversen. Nesi güzel ya? Uyuz'un teki. Şu utanmaz herife bak ya. Şeytan diyor şunu gidip bir güzel patakla. Benim aşkla maşkla işim olmaz ortak. Ya hiç mi sevmedin? Ben o defteri kapattım ya ustam. Geçmişte yaşanmış bir aşk acısı falan mı? Ne diyeceğim bu... Ejder'le maskeli kız sevgililer mi acaba? Ya ne diyorsun sen? Ne Ejder'i? Ben... Neden olmasın? Bak bu tarafını hiç düşünmemiştik ya. Olabilir. Neyi bekliyorsun canım? Konsül seni çağırdı. Acelesi yok, giderim. Önce Akıncı'yı bulmam lazım. Onun hala hayatta olduğunu hissediyorum. Hayatta olması imkansız. Bu kadar emin olma. Beni de herkes öldü biliyor. Ama bak, karşındayım. O günden beri hiçbir suç önlemedi. Akıncı yaşıyor olsa muhakkak ortaya çıkıp kendini gösterirdi. Yaşayıp yaşamadığından emin olmanın tek yolu var. Benim ortaya çıkmam.
Akıncı yaşıyorsa o zaman kendini gösterecektir. Kertenkelenin intikamını almak için bana gelecektir. Kertenkele de Akıncı da öldü canım. Geçmişin peşinden gitme. Geleceğimize bakalım. Kertenkele. Yaşıyor mu yoksa öldü mü? Bu gece belki de bunu öğreneceğiz. Hayır canım, bunu yapma. Kendini tehlikeye atıyorsun. Maskeli kız, Murat Komiser ve Akıncı. Hepsini bir araya toplayıp onları tuzağıma düşüreceğim. Kara Kemal da daha hayatta. Onu boş ver. Akıncı yaşıyorsa bu sefer kesin ölecek. Maskeli kızla o komiserin de derdi neymiş öğreneceğiz. Ama önce geldiğimizi bir haber verelim. Bittiyse kapa kapa falına bakacağım. Aman aman sen bakma falına oğluma. Böyle iyi. Ya kapa bakacağım. Gençler, ne yapıyorsunuz? Baba sohbetteyiz işte. Aa, iyi. Yılmaz oğlum. Hadi oğlum camiye. Hicabinin vaazı var. Tamam baba. Hadi. Murat komiserim, sizi de bekleriz. Vallahi iyi olur. Hicabinin vaazını da çok medettiler. Dinlemek bugüne kısmetmiş meğer. Hicabi candır ya. Hicabi candır. E hadi çıkalım. Abdesti camide alırız. Zeynep kızım, biz camiye gidiyoruz vaaz dinlemeye. Sen de gel. Efendim, benim... Babacığım, Zeynep Hanım'ın bir programı, bir işi olabilir. Rahatsız etmeyelim istersen. Evet, benim bir işim var. Ya sana ne? Sen ne karışıyorsun? Allah Allah! Bırak gelsin kızcağız. Hicabinin vaazından neden mahrum kalsın ki? Değil mi kızım? Neyse. Biz ondan çıkalım, siz beraber gelirsiniz. Ha bu arada yolda gelirken şu nikah tarihini de bir kararlaştırın, tamam mı? Nasıl? Artık gerisi size kalmış. Hadi. Ne bakıyorsun? Ne bakacağım sana be? Ben gidip bir üstümü değiştireyim. Hep bir zahmet değiştir. Yoksa çarpılacağız camide. Şimdi ben sana bir tane çarparım. Çok mu beğendin? Eksik bir şey var sanki. Ne eksik? Abdestimi bile aldım. Eşarbın nerede? Tabii. Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmazmış derler. Arkamdan konuşma. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Tamam. Da dövseydin bari. Merak etme. Yakında onu da yapacağım. Bu da hakikaten arıza ya. Kimsiniz lan siz? Ne işiniz var burada?
Efendim, iyice baktım. Depoda başka kimse yok. Güzel. Efendim, size hep sadık kaldım ben. Ne olur beni öldürmeyin. Polisler buraya geldiğinde seni o yerdeki adamlardan sanacaklar. Onlara bu gece saat 10'da Eminönü Tarihi Çarşı'da olduğunu söyleyeceksin. Değerli kardeşlerim, yeryüzü iyilerle kötülerin savaş alanıdır. Bu savaş ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğulları arasında başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Hazreti Adem peygamber ve Hazreti Havva anamız cennetten şeytana uyup günah işledikleri için dünyaya gönderilmişlerdir. Fakat dünyaya yabancıydılar. Bir nevi sürgün yeriydi dünya onlar için. Cennette korku ve yorgunluk nedir bilmiyorlardı. Yeryüzü öyle değildi. Vahşi hayvanlar, uçsuz bucaksız ormanlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva güvende olabilmek için bir mağaraya yerleştiler. Hazreti Adem'in ormanın içinde ve ağaçların altında yiyecek ve barınak araması gerekiyordu. Hazreti Adem yiyecek ararken Hazreti Havva da ona yardım ediyordu. Bir gün Allahu Teala'nın dilemesiyle Hazreti Havva Hazreti Adem Aleyhisselam'dan hamile kaldı. Hazreti Havva bir erkek çocuk doğurdu. Bu yeryüzünde dünyaya gelmiş olan ilk erkek çocuktu. İsmini Kabil koydular. Hazreti Adem ilk çocuğunun doğmasına çok sevindi. Artık Hazreti Havva kendisine yardım edemiyordu. Hazreti Havva'nın yeni bir işi olmuştu. Çocuk bakmakla meşgul oluyordu. Hazreti Adem gün boyunca yiyecek ve yakacak aramak için yalnız başına dolaşıyordu. Gece olduğunda da dönüyor ve sevinçle çocuğuyla oynuyordu. Aradan bir sene geçti. Hazreti Havva tekrar hamile kaldı. Yine bir erkek çocuk doğurdu. Adını Habil koydular. Hazreti Adem ailesine bakmak için artık daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Değerli cemaat, seneler böyle gelip geçti. Hazreti Havva'nın başka çocukları da oldu. Hazreti Adem ise yalnız başına sayısı sürekli artan ailesine bakmak için çalışıyordu. Kabil ve Habil büyüdüler. İki genç oldular. Oyun oynamayı bırakıp büyük ailenin yiyecek ihtiyacını karşılamak için babalarına yardım etmeye başladılar. Habil, abi Kabil'den daha kuvvetli, aynı zamanda merhametli ve yumuşak mizaçlıydı. Hayvanları sever ve onları korurdu. Hazreti Adem işleri iki oğlu arasında paylaştırmak istedi. Kabil'e toprak ve tarım işlerini verdi. Habil'e de koyunlara ve ineklere bakma işlerini verdi. Güneş doğunca Hazreti Adem, Kabil ve Habil evden çıkıyorlardı. Kabil mahsulleri toplarken kardeşi Habil de hayvanları otlatmaya çıkarıyordu. Habil hayvanlara çok iyi davranıyor, onlara hiç eziyet etmiyordu. Hazreti Adem dışarıdaki diğer işlerle uğraşıyordu. Hazreti Havva ise çocuklarının temizliğinde ve ev işlerinde kullanmak için eve su taşımakla uğraşıyordu. Akşam olunca hepsi eve dönüyordu. Günler böyle geçerken Allahu Teala Habil ile Kabil'den kendisi için kurban adamalarını istedi. Habil
bu işe çok sevindi. Çünkü kalbi iman doluydu. Ve Allah'a verdiği nimetler için şükretmek istiyordu. Kalbi haset ve kibirle dolu olan Kabil'in ise hiç hoşuna gitmemişti bu iş. Yalnız babasına düşüncesini açıklamaya cesaret edemedi. Habil koyunların arasına gitti. Koyunların arasından en güzelini, en besilisini arayıp buldu. Onu kurban olarak Allah'a adadı. Çok sevinçliydi. Çünkü en iyi koyununu yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a takdim ediyordu. Kabil ise meyve ağaçlarının arasında dolaşmaya başladı. Fakat o en iyisini aramıyordu. Bozuk ve çürük olanları arıyordu. Çünkü Kabil cimriydi ve imanı zayıftı. Sonunda bozuk ve çürümüş meyveleri buldu. Kabil Allah'a çürümüş meyveleri sundu. İkisi de hediyelerini bir dağın tepesine bıraktılar. Değerli cemaat, ertesi gün babaları ile birlikte dağın tepesine çıktılar. Habil hediyesini bulamadı. Anladı ki Allah hediyesini kabul etti. Habil çok sevinerek Allah'a şükretti. Kabil ise sunduğu kurbanı bıraktığı gibi buldu. Çok sinirlendi. Kardeşine büyük bir kin duymaya başladı. Ve bu kin ve kıskançlık onu kötü kararlar almaya itti. Kardeşini öldürmeye karar verdi. Kabil o gece hiç uyumamıştı. Gece boyunca Habil'i nasıl öldüreceğini tasarlayıp durmuş ve planını yapmıştı. Habil koyunları otlatmak için uzaklara gittiğinde gizlice peşinden gidip onu uygun bir yerde kıstıracaktı. Ertesi gün geldiğinde Habil her zamanki gibi koyunlarını otlatmak için dağa çıktı. Kabil ise gizlice kardeşini takip ediyordu. Habil ise her zamanki yerde hayvanları serbest bırakıp bir ağacın gölgesinde istirahate çekilmişti. Kabil eline büyük bir taş alarak dinlenmekte olan kardeşinin dibine sokuldu. Taşı havaya kaldırdı. Tam indirecekti ki Habil arkasındaki hışırtıyı duyarak arkaya döndü. Elindeki taşla kendisine vurmak üzere olan Kabil'le yüz yüze geldiler. Kabil bir an durakladı. Habil kardeşine, "Eğer beni öldürmek için bana el uzatsan, ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum," dedi. Kabil'in içindeki kıskançlık kabardı. Elindeki taşı kardeşinin kafasına indirdi. Habil kanlar içerisinde yerlere serildi. Vahşi Kabil kardeşinin kanlar içinde can verişini izledi. Habil oracıkta canını verdi. Bu yeryüzünde işlenmiş ilk cinayet ve akıtılmış ilk kandı. Kabil kardeşinin cesedi başında kala kaldı. Ne yapacağını bilmiyordu. Saatlerce cesedin başında bekledi. Bu sırada çocuklarının eve gelmediğini gören Hazreti Adem onları aramaya koyuldu. Sonunda Kabil'in kardeşi Habil'in cesedinin başında beklediğini gördü. Hazreti Adem'in geldiğini gören Kabil kaçtı. Hazreti Adem durumu anlamıştı. Gözyaşlarına boğuldu ve Kabil'e beddua etti. Değerli kardeşlerim, işte iyi ile kötünün savaşı böyle başlamış oldu. Ve bu savaş kıyamete kadar devam edecektir. Kabil'in mirasçıları Habil'lere her zaman saldırmıştır ve saldırmaya da devam edeceklerdir. Mazlumların ve mağdurların sığınağı olan bu cennet vatanımıza da her zaman saldırmaları gayet normaldir. Fakat Allah'ın yardımıyla bu vatanda her zaman Habil'ler kazanmış, Kabil'ler kaybetmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, en sonda 15 Temmuz 2016'da istila, yıkım ve kıyım hamlesi başarısız olmuş, Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevirmiştir. Kükremiş sel gibi bendini çiğneyip taşan imanlı yürekler
ihanete diz çöktürmüş, zalimleri geri püskürtmüştür. Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan bu cennet vatanın yiğit evlatları en son olarak 15 Temmuz 2016'da sokaklara dökülmüş, tanka, topa ve uçağa çıplak elleriyle direnmiş ve hainlerin dehşet veren planlarını bozmuşlardır. Son Haçlı seferleri göğsümüzdeki sarsılmaz imana çarpıp geri tepmiştir. Kurşunların üzerine gül bahçesine girer gibi yürüyen şehitlerimiz, Ömer Halis Demirlerimiz, Halil Kantarcılarımız, Gülşah Gülerlerimiz, Mustafa Cambazlarımız, dış destekli terör örgütüne karşı verdikleri mübarek mücadelede Allah'ın izni ve yardımıyla kazanılmıştır. Ülkemiz bir işgal girişiminden kurtarılmış, vatanın gerçek sahibi olan aziz milletimiz ve vatanımızın koruyucusu şanlı Türk ordusunun gerçek askerleri Mehmetçiklerimiz ve vatansever komutanlarımız vatanına sahip çıkmış ve yedi düvelin desteklediği bu hain, zalim ve alçak işgal planını yırtıp tarihin çöplüğüne atmıştır. Çiğne, ateşe, nifaka ve bölünmeye hayır diyen bu milletin aziz evlatları canlarını vermek pahasına hainlere ve zalimlere meydan okumuş ve onlara büyük bir yenilgi tattırarak dosta düşmana bu toprakların gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah bu savaşta iyilerin bayrağını en önde taşıyan ve bu uğurda şehit olan kardeşimize rahmet eylesin. Amin. Allah bağımsızlığımıza, refahımıza ve huzurumuza göz diken zalim ve hainlere fırsat vermesin. Amin. Allah bizi vatansız, bayraksız, devletsiz ve lidersiz bırakmasın. Amin. Allah içimizdeki hainlerin hainliklerinden, şerlilerin şerlerinden bizleri korusun. Amin. Tüm şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Allah kabul etsin o şakayı. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun Nicabi Hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Kenan abi. Allah kabul etsin. Dinliyorum. Söyle. Terk edilmiş eski bir hurdalık deposunda kılıçla kesilip öldürülmüş adamlar bulduk amirim. Kılıçla mı? Evet amirim. Olay nasıl olmuş ya? Silahları olmasına rağmen adamlar kendilerini savunamamışlar. Sanırım birden fazla kılıç kullanmışlar. Bir de adamların üzerinde bir ejder maketi bulduk amirim. Ejder mi? Evet amirim. Tamam tamam. Hiçbir şeye dokunmayın siz. Biz geliyoruz. Sana yaşadığını söylemiştim ortak. Gebermemişydi o şerefsizin evladı ya. He? Nica abi. O adam ölmemiş, yaşıyormuş. Ölmediyse onu bu sefer ben geberteceğim, ben! Ya bir dakika abiler ya. Ne ejderi, her kılıç kullanan ejder mi ya? Bir gidip bakalım abi, haber verir size. Hadi ortak. We'll be right back.
Amirim, işte ejder maketim. Yaşadığını biliyordum ejder. Ya bir ejder maketiyle bu sonuca nasıl varıyorsun ortağım? Herhangi biri de bunu buraya bırakmış olabilir. Ejderi yerine geçmek isteyen. Olabilir yani. Hala inanmıyorsun değil mi? Ejderin yaşadığına hala inanmıyorsun değil mi? Nerede lan o şerefsiz ha? Nerede? Kemal, oğlum senin burada ne işin var lan? Dingo'nun ağrı mı lan burası? Olay mahalli. Ya çıksana dışarı. Ya Kemal, Allah aşkına çık dışarı ya. Biri yaşıyor Yılmaz. Biri yaşıyor. Konuş. Ejder'in yerini biliyorum. Beni öldü sanıp bıraktılar. Kendi aralarında konuşurken duydum. Bugün gece saat 10'da Emre'ni Tarık Çarşısı'nda buluşacaklarını söylediler. Allah kahretsin! Ne oldu ya? Kızıl ejder yaşıyormuş. Ne? Bu mu dedi? Ne dedi? Bu gece saat 10'da Eminönü Tarihi Çarşısı'nda olacakmış. Yaşadığını biliyordum ejder. Yaşadığını biliyordum. Her şey hazır mı? Hazır. O gece Akıncı'nın yaşayıp yaşamadığını öğreneceğim. Maskeli kızın da, komiserin de neymiş derdi, onu anlayacağız. Gece intikamını alacağım bir tane.
sefer elimden kurtulamayacaksın Ejder. Bu gece intikamını alacağım. Yılmaz komiser nerede? Amirim, Yılmaz komiser bizimle gelemeyecek. Biz hazırız. Tamam, siz de gelmiyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Amirim, olur mu öyle şey? Bu görev çok gizli. Tek başıma halletmem lazım. Eğer bir ihtiyaç olursa desteğe çağırın, tamam? Hadi kolay gelsin. Sana bunu yapanı geberteceğim Melis. Ne işin var senin burada? Evet. Sana söyledim. Ne işin var burada? Evet. Hakkını helal et baba. Efendim?
Murat komiserle ilgili istediğiniz çalışmayı yaptık. Ne? Ne öğrendiniz? Hiçbir şey efendim. Adamın 2 yıl öncesine kadar hiçbir kaydı yok. Hayalet adam diye bir şey yani. Belki de gizli bir görevi vardır efendim. MİT ya da Emniyet İstihbarat tarafından görevlendirilmiş ve kimliğini gizlemiş olabilir. Gizli görev ejder mi? Bilmiyorum efendim. 2 yıl önce Akıncı, Ejder ve Kertenkele tam buradan aşağı düştüler. Murat komiser Akıncı ve Ejder'in yaşadığını düşünüyor. Peki ya Kertenkele? O da yaşıyor mu? Saçma sapan işler ya. Neyse. Biz gidelim. Şu Ejder yaşıyor mu yaşamıyor mu bir ona bakalım. Tamam? Peki. Hemen ekip bilgilendiriyor. Hadi. Hadi kardeşim. Murat komiser. Kimsin sen? Ve neyin peşindesin? Artık zamanı geldi Ejder. Hep bu anı bekledim. Gece son gecen Ejder. Seni geberteceğim. Ejder nerede? Konuşsan. Ejder nerede?
Akıncı, sensin. Yaşadığını biliyordum. Sen de kimsin? Sen de kimsin dedin? Tanımıyorum seni. Beni gerçekten tanımadın.